böyle küçük bir Fanta? O benim parmağım büyüklüğünde ya. Vay canına. Benimse kocaman bir Fantam var, şanslıyım. Çok mutluyum ya. Şu boyuta baksanıza. Siz neden bu kadar şanslı? Tamam. Umutlu olduğu sürece Fantam'la ilgileneceğim. Aa, içinde jöle var. Çok iyi. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet, ne kadar lezzetli. Ay! Sanırım yanlışlıkla şeyi yuttum. Aferin Monika. Hepsini içtin. Şimdi benim sıram. Fantaya bayılacağım. Oh, ne kadar lezzetli. Oh, dibinde biraz daha kalmış. Her şeyi içmeliyiz. Oh, sanırım dilim sıkıştı. Olamaz. Zak zak. Zak, yardımına ihtiyacım var. Pekala, tamam. Şeyi bana ver. Çekelim ve... Hey, neden buraya yattın? Ay, ne yapıyorsunuz? Zak acıttı. Ups, üzgünüm Wendy. Kazar oldu. Hadi Fanta'yla ilgilen Zak. Seve seve. Nereden başlayacağım? Şeyi sıkıştırmaya çalışacağım. İşte böyle ama işe yaramıyor. Zavallı Zak, Fanta çok yakın. İstediğiniz kadar gülün. Tamam, durun. Bir fikrim var. Şişeyi alıp eğelim. İşte böyle. Vay canına, jöle gerçekten çıkıyor. Zak görmediği süreçte biraz yiyeceğim. Güçlü bir vuruş. Ve hadi. Nefis. Bu neydi? Harika. İşe yaradı. Wendy. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi yeme zamanı. Ne kadar lezzetli. Denemek ister misin? Her tarafın yapış yapış turuncu jöle oldu. Burada gösteri yaptılar. Baskin Robbins dondurması. Ama neden bu kadar küçük? Dondurmaya bayılırım. Ayrıca çilekli. Oy, Monika'da ne var? Bu benim kocaman dondurma kovam. Sadece benim. Çok soğuk. Monika, çok komiksin. Şimdi ben de mini dondurmanı ye. Ne kadar kötüsünüz. Neyse, yemeye başlayacağım. Bu çok lezzetli. Bu kaşıkla artık hiçbir şey alamıyorum. Ne yapacağım? Ha, evet, bir fikrim var. Onu diğer tarafa çevireceğim. Çok iyi. Ne kadar güzel bir tadı var. Nefis resmen. Ne kadar lezzetli yiyor. Hayır, her şey bitti. Çok hızlı. Ne yapabilirsin Wendy? Ama şimdi benim sıram. Bir kaşık alıyoruz. Ve... sıkıştı. Hoppa. Tüm dondurmayı bir kere de çıkardım. Tatmaya başlayalım. Ne kadar lezzetli. En azından küçük bir dilin tatmak istiyorum. Evet, bir fikrim var. Garip bir his. Sanki birisi arkamda saklanıyormuş gibi. Anlamıyorum. İşte dondurmamı çalan kişi. Yakaladım seni Wendy. Üzgünüm Zak. Ben sadece birazcık aldım. Ay, acıttı ya. Dikkatimi dağıtma. Keyif almaya devam edeceğim. Sadece izlemek kaldı bana. Tamamdır. Hazır. Şimdi sen Monika. Sonunda. Ne tür biriminlik kaşık bu? Tamam. Asıl önemli olan dondurmamın çok büyük olması. Ne kadar lezzetli. Yemekten ne kadar çabuk yorulacağını merak ediyorum. Ay, biraz zor olmaya başlıyor. Ve hava çok soğuk. Kovayı içinden yalamaya çalışacağım.
ne yapıyor? Bence ona yardım etmeliyiz. Oh, hadi. Teşekkürler Zak. Neredeyse tamamen dondum. Oo, sanırım Monica buz heykeline dönüştü. Vay canına, işte bu güzellik. Atom neden bu kadar küçük? Ne kadar sevimli, tatlış bir şey. Neyse, yapacak bir şey yok. Başlayacağım. Banda takıyoruz. Ve hadi bakalım. Bu konuda pek iyi değilsin Zak. Ne oldu be? Sopa çok küçük. Vurması imkansız resmen. Sadece alıp atla koparacağım. Bana. Evet. Ve içinde... İşte buradalar en sevdiğim şekerler. Bayıldım. Neden bana böyle bakıyorsunuz ha? Hadi Monica, senin sıran. Seve seve. Banda nerede? Takıyoruz. Önce kendinizi ayarlamalısınız. Ne yapıyor ya? Bir tane ama kesin bir vuruş. Evet. Ay, acıtıyor. Ay dur sen, dayan at. İşte böyle. İşte böyle sana yaşasın. Beni vurduğun için. Tamam bakalım. Oley! İşte benim ödül. Şekerler. Bayıldım. Monica. Aferin Monica. Her şeyi sonuna kadar dökeceğim. Aa, evet. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Oo, dişlerim Monica. Gökçoğu gibi oldular. Pekala Wendy, yalnız sen kaldın. Müthiş bandı takmak. Pekala hazırım. Şimdi... İşte böyle, işte böyle. Evet. Vay canına, burada bir sürü lezzetli şey var. Bu benim hayalim. Skittles için de yüzüyorum. Hey Wendy, ciddi konuşmamız gerekiyor. Vay canına, ne kadar Skittles'ı var. Burada herkese yetecek kadar var. Harika bir meydan okuma. En sevdiğim Skittles şekerliliğiyle pasta istiyorum. Çok kolay. Burada asıl önemli olan şekeri bol bol koymak. Pastanın yüzeyini mümkün olduğunca onlarla süslememiz gerekiyor. O zaman hemen olması gerektiği gibi olacak. Şekerlerin düşmemesi için başka bir şey yapacağım. Bunun için hamuru pişirmem gerekiyor. Unu aldık, sütü, yumurta ve karıştırıyoruz. Neredeyse bitti. Sadece iyice böyle açacağız. Ve uzun dilimler halinde keseceğiz sonra. Sonuçta ortaya çıkanla şekerleri kapatacağım. Ve şimdi pasta fırına gidecek. Ne kadar da iyiyim ben. Artık dinlenebilirim biraz. Yemek pişirirken kim uyur ya? Bu sorumsuzluk resmen. Pastamı beğendiniz mi? Baksanıza. Sadece ne kadar parlak ve dimdüz. Ama hepsi bu kadar değil. Bütün pastanın parlak ve renkli olmasını istiyorum. Bunun için saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Bu sayede Skittles'ın üzerindeki boyayı eriteceğim. İşte bu. Mükemmel oluyor. Harika. Gerek olan tek şey bonibon eklemek. Sanırım pasta hazır. Onu fırından çıkarmanın zamanı geldi. Eminim Betty bu mucize kesinlikle bayılacak. Onu bu kadar uzun süre boşuna yapmadım. Heykelimi beğendiniz mi? Bence gerçek sanat eseri oldu.
Evet. Durun, benim de yemek yapmam gerekiyor. Öyleyse ne bekliyorum? Tamam, pastayı acilen bonibonla süslememiz gerekiyor. Bunun için bonibon makinemi kullanıyorum. İşte hazırız. Aa, ama onu nasıl kullanmalıyım? Hadi, pastanın üzerinde şekere ihtiyacım var. Odanın her yerinde değil. Tadam. Hazır. Betty, kimin kazanacağını seçme zamanı. Afiyet olsun. Tüm kekler çok güzel. Emma'nın yaptıklarından başka. Belki bu bunun çok lezzetli olduğu anlamına gelir. Yo, hayır, sıradan bir pasta. Bakalım ortada beni bekleyen ne var? Vay be. Evet, işte bu tamamen farklı bir konu. Çok lezzetli bir pasta. Geriye aşçı sakın pastasını denemek kaldı. Tabii ki inanılmaz derecede havalı görünüyor. Evet. Tadı da aynı derecede havalı. Harika. Keşke her şekeri çabucak yiyebilsem. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Evet. Kazanacağımı biliyordum. Bu sefer karpuzlu pasta istiyorum. Bu benim mutfak becerilerime çok ilginç bir meydan okuma. Umarım tüm karpuzdan karpuzlu pasta pişirmenin bir yolunu bulurum. Öncelikle tüm gereksiz kabuklardan kurtulmamız gerekiyor. Pasta için sadece içine ihtiyacım olacak. İşte böyle, hazır. Şimdi karpuzu katmanlara kesmemiz gerekiyor. İşte böyle. Hazır. Söylediğim gibi katmanlara kesiyoruz. Ay, ben de bu kadar zahmet etmeyeceğim sanırım. Karpuzla her şey çok kolay olacak. Onu ikiye bölmek yeterlidir. Daha sonra yarılardan birini içine biraz jelatin karıştırırım. Önemli olan her şeyi çok iyice karıştırmak gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde yapmalıyım. Büyük anne, harika düşünmüşsün. Şimdi ise ben yapacağım. Steve'in yapacağı şeyi yapacağım. Karpuzu elmas kazmayla kıracağım. Bu çok komik. Dikkatli ol. Ay, özür dilerim. Biraz kaptırmışım kendimi. Ama endişelenmeyin. Karpuzla işim neredeyse bitmek üzere. Bakın karpuzdan kalan kısım ne kadar iştah açıcı görünüyor. Ama Betty'ye sıradan bir karpuz servis etmek olmaz. Karpuzu farklı tatlılarla süslersen çok daha havalı olacak. O zaman bu daha çok pasta gibi görünecek. Marshmallow tam gereken. Tabii ki jelibon ve bonibon. İşte böyle. Evet, ne kadar abartı. Ama herkes gerçek pastanın birkaç katmandan oluşması gerektiğini bilir. Bu nedenle karpuz dilimlerini özel bir krema ile yapıştırmak önemlidir. Sonra ise kremanı güzelce sürmek gerekiyor. Ayrıca biraz renk katmak da güzel olurdu. Alttan pastam yeşil, üstten kırmızı olacak. Mükemmel renk kombinasyonu. Çok iyi. Bende ise karpuz jöle hazır. Böylece karpuzlu pasta hazırlamak hiçbirinizin aklına gelmemiş. Tabii ki hayır. Çünkü benim pastam çok daha lezzetli olacak. İşte son gereken şey. İşte bu. Hazır. Baksanıza ne kadar tatlı bir şey yaptım. Betty, hazırız. Hadi seç. Oley. Emma, sen ne yaptın? Sadece karpuzun içine şeker mi soktun? Tabii bu da çaba gerektiriyor. Ama diğerleri çok daha fazla uğraştı. Ve tadı da güzel değil. Hayır, istemiyorum. Bakalım Şef Zak benim için ne yapmış. Pasta çok güzel görünüyor. Ama ne kadar lezzetli. Bu pasta inanılmaz. Çok lezzetli. Sevgili büyük annemin benim için ne pişirdiğini denemek kaldı. Yapısına bakılırsa bu jöle. Ay, çok komik. Evet,
Bu gerçekten karpuz jölesi. Ben buna bayılırım büyük anne. Yaşasın, çok sevindim. Bu sefer benim için bebeğimle bir pasta hazırlayın. Ne? Bu zor olacak. Aslında her şey çok daha kolay. Ya anlamadınız mı, bu benim. Aa, tabii ki torunum. Seni pastanın tam üstünde nasıl yapacağıma dair bir fikrim var Betty. Bunun için bütün bir meyve sepetini kullanacağım. Aksi takdirde pasta torunum kadar tatlı olmayacak. İşte baksanıza nasıl da lezzetli görünüyor. Sadece saçları kaldı ve hazır olacak. Harika bir fikir ama Betty hiç benzemiyor. Ama meyveleri ben de çok seviyorum. Ama konuşmak için artık çok geç. Bu yüzden pasta üzerinde çalışmaya başlama zamanı. Bunun için öncelikle ellere ihtiyacım olacak. Tabii ki gözlerle başlayacağım. Aha, bunu da yiyebilirim. Neyse. Sonra jelibon kullanabilirim. Baksanıza. Ve bundan ağzını yapacağım. Ay harika, çok tatlı. Ve sadece jelibonlar saç için ve hazır. Bir çeşit canavar oluyor. İşe başlamadan önce pastanın şeklini değiştirmem gerekiyor ve yuvarlak hale getirmem gerekiyor. Bununla çabucak başa çıktım. Şimdi bu pastaya yerleştireceğim bir bebeğe ihtiyacım olacak. Baksanıza. Pasta çok güzel olacak. Sadece bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki krema bunun için mükemmeldir. Ama plastik bu. Ama burnunu sokma işime. Pekala. Neredeyse hazır. Sadece onu güzelleştirecek özel bir kalıba tatlı şurup dökmek kaldı. Evet, belki de bu benim yemek pişirmedeki en sevdiğim andır. Birinin pastasını böyle göstermesine bayılırım. Baksanıza, biraz daha süs ekleyeceğim. İşte bu. Hazır mısınız? Eminim bu elbiseyi çok sevecek. Vay be Betty, afiyet olsun. Ay, her pasta için heyecanlıyım. Çok güzeller. Ama büyük annemin yaptığı şeyle başlayacağım. Evet, pastası inanılmaz derecede lezzetli. Bakalım bu ne? Emma, yine ne yaptın? Çok korkunç bir yüzü var. Hayır, bana hiç benzemiyor. Umarım bu pasta en lezzetli olur. Fena değil ama daha lezzetlisi de olurdu. Bakalım aşçızak ne yapmış? Vay canına, bu gerçekten bana çok benziyor. Saçları da aynısı. Bakalım tadı nasıl olacak? Umarım lezzetlidir. Vay canına, bu inanılmaz derecede lezzetli. Aferin Zak, kazandın. Evet, bu çok kolaydı. Bugünkü meydan okuma çok kolay. Isırmak, yalamak ve hiçbir şey yapmamak. Hadi bakalım. Yakalandınız mı? Şimdi gülme sırası bende. Çok şanslıyım. Ted, sen birincisin. Kaşığı al ve başla. Çattık ya. Berbat görünüyor. Ve tadı. Ay. O neydi ya? Çabuk dezenfekte etmek gerekiyor. İşte böyle. Şimdi Andy. Yapmasam mı? Hayır, yapamam.
Şunu tatsam mı? Güzelmiş. Daha fazla istiyorum. Bu ne? Emmi, galiba senin. Ne? Ne yaptın? Aa, evet, beğendim. Teşekkürler. İğrenç ya. İkinci tur. Ne ki acaba? Galiba bir tebeşir. Bu kez Andy şanslı. Emmi ısıracak. Ted ise yalayacak. Bol şans arkadaşlar. Bir dakika. Bıktım ya. Ne yapıyor? Green Hoca, galiba cevabı buldum. Yanlış. Yine F. Şimdi ise meydan okumanın kurallarına uy. Of ya. Gel buraya. Korkunç. Al şunu, senin sıran. Yaparsın emmi. Vay be. Ups, pardon. Tebeşirin suçu. Hadi şimdi bu beyaz parlak dişlerle bir selfie yapalım. Evet, Hollywood gülüşü resmen. Yeni görev ve geçen turun kraliçesi rahatça izleyecek. Ne? Anlamıyorum. Nasıl yiyelim şunu? Bu cihazı alıyoruz. Ve okulda şununla ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evet, meydan okumanın yeni turu başladı. Tamam. Neyse ne. Of ya, kopmuyor. Ups, galiba şimdi bana yapıştı. Alnımda mı? Evet. Çok da berbat değil yani. Evet, bu gerçekten beklenilmez ve tehlikeli bir şey. Andy eğleniyor. Ama Ted ve Emmy hiç gülecek halde değiller. Nasıl yapsam? Hadi. Dilime diken battı. Hiç komik değil. Tüm cesaretimi toplamalıyım. Cesaret iyi bir şey ama kafanı kullansan daha iyi. Nasıl güzel kandırdınız. Hadi çak Green Hoca. Tamam, önemli değil. Andy ısıracak. Emma dinleniyor. Ve Ted yalanmak zorunda. Bakın nasıl rengarenk yemek. Evet, güzel olmuş. Çabuk başlayayım, çabuk bitsin. Galiba aklıma bir şeyler geldi. Yavaşça bir top yapalım. Çubuk da alalım. Vay be, ne var orada? Nerede? Nerede? Hani nerede? Ve gerçek şekeri değiştirelim. Bayağı iyiymiş ya.
tamam, güzelse oyun hamurundan bir burger yapayım o zaman. Rengarenk hamburger köftesini aldım ve üstüne ekmeği koyalım. Berbat. Nasıl yanıyorsun? Evet, çok da güzel değil aslında. Yeni bir tur ve bu kez test sonunda şanslı. Ya da değil mi? Reçel ve salatalık. Turşusu. Üf. Evet, bayağı eğlenceli. Kim birinci? Emme olsun. Of ya. Yardım edin. İğrenç. Hayır. Ye şunu. Dokunamam biri. Tamam. Andy, yemelisin. İşte böyle. Nasıl da güzel oldun. Neden hiçbir şey görmüyorum? Emma çok komik. Bence bu turu seveceksiniz. Nasıl ya? Müthiş. Süper. Şurada bir şeyler dönüyor. Hiçbir şey yok. Her şey yolunda gibi. Patates kokuyor. Of ya. Bekleyin. Bir kural var sadece. Hayır. Olamaz. Oldu bile. Blender'in içine koyalım. Önce hamburger. Sonra patates. Çok iyi. Kola da ekleyelim. Kapatalım. Ve kokteylimizi yapalım. İlk kim olacak? Böylesini kesin denemediniz. Emmi, denesene. Kusacağım şimdi. Şimdi sen. Yani iyiymiş. Ben hepsini içeyim. Çok leziz. Teşekkürler hocam. Ve son tur. Bu kez herkes yağlamak zorunda. Ama ne olacak? Dondurma mı? Neden yapılmış? Bakın işte. Elime ne geçtiyse koydum. Karıştırdım. Karıştıralım. Dondurma kalıbına döktüm. Ve buzdolabına koydum. Mükemmel. Yapamayacağım. Oley! Zil çaldı. Zil. Zil kurtardı bizi. Güle güle hocam. Nereye ya? Ama ben bitirmedim.
Bir dahaki sefere artık. Acaba ne pişirmemiz gerekecek? Patates kızartması istiyorum. Patates mi? Çok kolay. Patates sorun değil, yapabilirim. Patates mi? Tamam. Hadi başlayalım. Ay. Pekala, hadi çıkarttık. Sen aptal patates. Hadi. Ay. Ne kadar acıttı. Bunu bir daha yaparsan görürsün. Bu büyük anne yaptı, ben yapmadım. Ne? Sen benim bir tanem. Şimdi her şeyi çabucak keseceğiz. İşte böyle. Biraz tereyağı ekleyelim. Hadi şimdi böyle üzerinden. Oh mis. Biraz da baharat ekleyelim. Biraz da yeterli değil. Hayır, dur. Ne kadar konuştunuzdur dur. Neyse, hadi kızartalım bunu. Sadece gerçek bir profesyonel patatesle nasıl çalışacağını biliyor. Mükemmel dilimler, baksanıza. Ne kadar güzel ve dümdüz. Ve biraz baharat ekliyoruz. Ne güzel bir koku. Patates kızartmaya gönderiyoruz. İşte böyle, neredeyse bitti. Harika kokuyor bence. Harika oldu. Tost makinesi hızlı ve verimli. Çok güzel bir fikir bence. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek ve... Harika, yakaladı. Tam isabet. Harika, patateslerim hazır. İşte buradayım. Geri döndüm. Şimdi tüm patatesleri bir tabağa koyacağız. Ay, nasıl da işte açıcı. Yeşillik ekleyelim. Harika kokuyor. Müthiş. Şuna bak, işte bende gerçek patates kızartması var. Ve son dokunuş, sos. Cez, hadi seç. Macununa ne kadar patates var. Bununla başlayacağım. Garip bir şekli var. Hadi ölçelim. İyi gibi görünüyor, yiyebilirim. Vay canına, ne kadar lezzetli. Şimdi bunu, ortadakini. Hiç de fena değil. Sanırım bir tane daha yiyeceğim. Evet, çok havalı. Bu ne böyle? Vay canına, ne kadar güzel görünüyor. Ne kadar kızarmış. Çıtır çıtır, sos bile var. Hadi ikisini de deneyeceğim. Vay canına. Bu çok çok lezzetli. Çok çok çok. Onaylıyorum. Bu patatesleri seçiyorum. Benim patatesler kazandı. Bunu biliyordum yani. Sessizce kıskanın ezikler. Şimdi yumurta istiyorum. Okay. Tamam. Çok kolay. Hayır hayır hayır, kırıldı. Pekala, şimdi tüm kabukları çabucak alacağım. Ay, ne kadar sıcak. Tamam tamam, topla kendini Kate. Şimdi biraz tuz ekleyelim. Hayır, bu ne şanssızlık ama. Kabus, aptal tuz. Oh, şimdi yanıyor. Ya ne yapıyor, bana saldırıyor. Bunu kapatalım. İşte böyle. Ya yumurtaları karıştırman gerekiyor ki. Sütü ekleyelim. Harika olacak. Şimdi karıştıralım.
Gördün mü? Ha, koluma ne oldu? Aa, onun nesi var? Hadi sana yardım edeyim büyük anne. Ya tamam, şaka yaptık ama. Ne kadar da ciddiler. Biraz tuz ekleyelim ve her şeyi tavaya döküyoruz. Şunu tut bebeğim. Ünlü şefimiz ne yaptığına baksana. Önce su ekliyoruz ve şimdi kaynıyor. Biz de bir tane böyle poşet alıyoruz ve içine yumurta kırıyoruz. Kapatıyoruz ve böyle indiriyoruz, daldırıyoruz ve bekliyoruz. Ne kadar güzel olacak, inanın bana. Tamam, zamanı geldi. Onu bir tabağa koyuyoruz ve tuz ekliyoruz. Harika oldu. Ya ben de yemeğimi yeşilliklerle serpeceğim, domates de ekleyeceğim. Çok güzel görünüyor büyük anne. Sende ne var bebeğim? Bende mi? Ay, tamamen unutmuşum. Hayır korkunç. Kabus, bu ne? Daha önce hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim. Bakalım burada ne varmış. Bu hiç hoş olmayan bir şey. İyi görünmüyor, yemeyeceğim onu. Bu ne böyle? Bakalım. İşte. Parçalandı. İğrenç bir şey. Hayır. Bu benlik değil. Pekala. Elimizde ne var burada? İştah şeye görünüyor. Çok güzel kokuyor. Evet. Lezzetli bir şey. Bunu seçiyorum. Ben mi? Gerçekten ben mi? Ben kazandım. Oley. Oy, sırtıma bir şey oldu. Her şey yolunda. Bu kez milkshake istiyorum. Milkshake ne demek? Ya bundan kolay ne olabilir ki? Bu çirkin kadehte mi? Yok artık. İşte gereken boyut. Hani bu ayıcıkları? Onlar olmadan olmaz. İçeri atıyoruz ve sevdiğimiz çipsleri ekliyoruz. Ve kola. Harika. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Wow. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Harika. Süt döküyoruz. Çikolata ekliyoruz. Ah, ne kadar lezzetli. Sütü çikolataya ekliyoruz ve böyle karıştırıyoruz. Leziz. Şimdi onu bardağa döküyoruz. Hooray! Tadına da baktık. Üzerinden marshmallow da koyalım. Torunum ona bayılıyor, biliyorum. Ve son dokunuş bu pipet. Bak ne kadar güzel yaptım. Bence pek iyi değil. Tamam, neyse. Şurubu ekliyorum. Şimdi dondurmayı blenderin içine atıyoruz. İnanılmaz. Nutella'yı da ekliyoruz ve biraz süt. Hepsini kapatıyoruz ve karıştırıyoruz. Hazır. Bunu bir bardağa döküyoruz. Ve üzerini krema süslüyoruz ve Oreo tabii ki. Ve çikolatalı kırıntı olmadan da olmaz. Ve çikolatalı toplar da mükemmel resmen. Hazırız. Bu acının o. Hadi torunum, hazırız. Vay be, ne kadar lezzetli. Bu garip bir şey. Bakmaktan bile midem bulanıyor. Bakalım. Bu ilginç bir şey. Çok sevdiğim marshmallow var. Ne kadar lezzetli. Vay,
canına. Harika görünüyor. Bakalım. Evet, tadı da müthiş. Aa, bu da Oreo. Nefis. Kazanan bu milkshake oldu. Evet, evet. Evet, biliyordum zaten. Uf ya, ne yazık. Ben çok uyar. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kola görmemiştim. Ama ben daha şanslıyım. Daha şanslı mı? Bakın ben ne kadar şanslıyım. Daha önce hiç böyle bir şişe görmemiştim. Ama en az şanslı olan başlar. Mary, önce sen. Kolay. Geriye kalan tek şey bu küçük şişeyi bir şekilde açmak. Ama nasıl? Dişler bile işe yaramıyor. Ama her şeyi halledeceğim. Çabuk açıl. Hadi. Tadam, halledeceğimi söylemiştim. Lezzetli. Maalesef çok az. Emma, senin sıran. Oley, ve açmakta bir problem yaşamıyorum Mary gibi. Çok güzel. Bu arada neden kolamı daha da lezzetli yapmıyorum? Mesela balla. Örneğin bunu ekleyebiliriz. Harika. Eminim tadı beni şaşırtacak. Hazır. Geriye kalan tek şey her şeyi iyice karıştırmaktır. Yeter bence. Ve tabii kola sıcak içilemez. İyice soğutulması gerekiyor. Hadi buzdolabına koyalım. Bekleyelim. Hazır. Şimdi onu içebiliriz. Daha doğrusu yiyebiliriz. Bakın. Vay canına. Bu kola tadında jöle. Aynen. Hepsi bal ve soğuk sayesinde. Çok mutluyum. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Ne kadar güzel uzanıyor. Muhtemelen çok lezzetlidir. Evet. Kahretsin, bal yüzünden elim şişeye yapışmış. Kızlar bana yardım eder misiniz? Hayır, kirlenmek istemiyoruz. O zaman masayı kullanmam gerekecek. Hazır. Ve elimi de yağlamak zorundayım. Pekala, şimdi kola içme sırası bende. Bunun için bir pipet bira hazırladım. Harika, dedim mi kızlar? Hayır, öylece batamaz. Kahretsin, bu şekilde kesinlikle kola içemeyeceğim. İyi ki bir sürü pipetim daha var. Ve kolayca uzun bir pipet yapabilirim. Emma, ondan bir fikir ödünç almayı öneriyorum. Ve kolayı da. Bu da ne böyle? Kızlar, nasıl da utanmıyorsunuz? Çocukken size başkasının eşyalarını almayacağınızı öğretmediler mi? Aç gözü. Ona ders vermeliyiz. Aynen. Her zaman yanında menta şekeri taşımam iyi bir şey. Hazır. Yaşasın. Şimdi patlama olacak. Aa, kola patlaması. Artık her tarafım yapış yapış. İçecek bir şey de kalmadı. Berbat bir şey. Ama yine de komikti. Buna derdi. Evet, böyle bir
porsiyonla kesinlikle doyamam. Kate, bu noodle acı. Bu yüzden sevin. Ama ben şanssızım. Sen mi? Önümde duran bu kovayı hiç gördünüz mü? İyi ki bu sefer Kate başlayacak. Tamam, ben korkak değilim. Eriştelerle kesinlikle başa çıkabilirim. Ve çok değil bu arada. Aa, çok acı. Aa, kızlar, hiç hoş bir şeyler beklemiyor sizi. Evet, bu hiç iyi değil. Emma, seni hiç kıskanmıyorum. Bu saatli bombayı ne kadar çabuk yersem o kadar çabuk beni rahat bırakırlar. Şimdilik iyi gidiyorum galiba. Hadi hepsini ağzıma sığdırayım. Ay ay. Sanırım Kate'in neden bahsettiğini anladım. Çok acı. Vay be. Uzun zamandır bu kadar ateş görmemiştim. Pekala. Şimdi çok daha iyi oldu. Su işe yaradı. Meğer konuşmayı kes. Erişte yemenin zamanı. Hayır. Bunu başaramayacağım. Bunu yapamam. Ama deneyeceğim. Dayan Noodle. Görürsün kimseni yiyecek. Kızlar. Kendimi kötü hissediyorum. Emma bana biraz su ver. Biz arkadaşız ve arkadaşlar birbirlerini terk etmezler. Hadi yardım edelim. Mary, hazır ol. Ah, teşekkür ederim. Bu çok daha kolay. Yemeğe devam edebiliriz. Sadece püskürtmeyi unutmayın. Ah evet evet. Mary, bize hep güvenebilirsin. Aynen. Konuşma zamanı değil, su. Ay ay, sanırım suyumuz bitti. Aa, hayır, çok kötü bir zamanda. Yardım edin. İşte bu. Kızlar, saçlar için özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ay! Çok keskin kaktüs. Keskin ve çok büyük. Sen de mi büyük? Saçmalık, benimkini görmedin. Şunu gördüğümde bayılıyorum. Sakin, her şey iyi olacak. Evet Mary, senin örneğinde bunu göreceğiz. Okay. Önce sen kaktüsünü ye. Aa, bir fikrim var. Neden tüm iğneleri kaktüsümden çıkarmıyorum ki? O zaman kesinlikle acıtmayacak. Harika gidiyor. Ay. Tabii ki tadı berbat. Ama cımbız fikri işe yaradı. Hiç acımadı. Emma, sıra sende. Tamam. Ben de dikenlerden kurtulacağım. Ama bunu daha zarif bir şekilde yapacağım. Ya! Hazır. Emma, sen gerçek bir ninjasın. Bravo. Teşekkürler kızlar, çok uğraştım. Ama konuşmayı kes, yemek zamanı. Oh hayır. Ne kadar berbat. Bir ninja bile böyle bir pislikle başa çıkamaz. İğrenç. Ama yine de bunu yemen gerekecek. Bu aptal kuralları kim icat etti? Yeter bu kadar. Uzun zamandır bundan daha kötü bir şey denemedim. Kate, geriye sen kaldın. Bana neden böyle davranıyorsunuz?
Sanırım Mary gibi yapacağım. Tüm iğneleri cımbızla çıkaracağım. Hadi bakalım. Hepsini çıkaralım. Daha iyi ve daha hızlı bir fikrim var. Kate, testereyi al. Testere mi? Hayır, onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ama cımbızla çok kolay. Emma anlaşıldı. Acele etmeyi düşünmüyor. He, işte böyle oldu. Anladın mı? Ay ya, hala bitmedi. Kate, ne zaman artık? Bıktım beklemekten. Sızlanmayı bırak. Çok az kaldı. Pekala. Hazır. Herkes uyuyor artık. Kaktüsü tek başıma denemem gerekecek. Aslında fena kokmuyor. Kızlar haklıydı. Kaktüsün tadı çok kötü. Ama herkes uyuduğu için onu atacağımı kimse bilemeyecek. Ne oldu? Bu benim. Sadece çok kötüydü. O kadar kötü ki yanlışlıkla saksıyı bile ittim. Zavallı Kate. Aynen. Harika, Nutella'yı severim. Özellikle de bu kadar çok olduğunda. Wow. Yine de en çok bende var. Vay be, çok şanslı. Ama Kate başlıyor. Hadi. Evet, ama Nutella'yı denemek için henüz erken. Öncelikle küçük tostlar yapmamız gerekir. Böylece üzerine çikolata sürebilirim. Bakın, küçük bir mutfağım bile var. Biraz bekleyelim. Çevirelim. Şuna bakın, ne kadar tatlı. Sevimli ve tabii ki lezzetli. Nutella'yı süreceğim şimdi. Minnoş bir şey. Wow. Evet. Çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca böyle yemek çok isterdim. Kavanozun küçük olması çok üzücü. Çabuk bitti. Mary, sıra sende. Sonunda Nutella'nın tadını çıkarabilirim. Mutluluk için sadece parmaklarıma ihtiyacım var. Evet, leziz bir şey. Ama bu çok da özenli değil. Ama çok lezzetli. Ay, biraz kalmış. Ay hayır. Kahretsin elim. Kate, bana yardım etmelisin. Tamamdır. Testerem var. Hayır. Testere olmasın. Ah, Emma, sen bir dahisin. Çok teşekkür ederim. Kavanozla veda etme zamanı. Yine de Nutella artık kalmadı. Emma, senin sıran. Harika. Bakın burada ne kadar çikolata var. Vay be. Ama bu kadarını bile çok çabuk halledebilirim. Bunun için kocaman bir kaşık bile hazırladım. Evet. Lezzetli görünüyor. Of ya. Kaşık bile böyle bir kavanoz için çok küçük. Neyse. Kaşıksız da bile bitireceğim. Daha doğrusu içeceğim. Kate, özenli olmak konusunda ne diyordun? Ha? Emma, yıkansan mı acaba? Ne? Ne oldu?
En önemlisi lezzetli olması, gerisi umurumda değil. Bence çekmeliyiz. M&M's. Harika. Onlara bakmayı kes. Denemeliyiz. Haklısın. Hadi bakalım. Hadi. İkincisi de. Görünüşe göre birkaç şeker ağzına düşmemiş. Monika, görüyorum ki bayağı sevdin bu işi. Kesinlikle. Bak ne buldum. Bu şekerler bana enerji veriyor. Değişime bak sen. Hep içimde bir süper kahraman olduğunu söylüyordum. Etkileyici bir numara mı? Hayır hanım. Ve süper kahraman olmak istiyorum. Sihirli şekere ihtiyacım var. İşte burada. Peki etkisi nerede? Ben yeşil devim. Şekerler hemen ağzıma ucun. Hiçbir şey çıkmıyor. Sinirlendim. Kandırıldım. Vay canına. Yine en sevdiğim cipsler. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar lezzet kokuyorlar. Onlar mükemmel. Bir sürü var. Sanırım ortasından başlayacağım. Ve şimdi bu kenardan deneyeyim. Zak, senden sonra temizlik yapmak zorunda kalacağım. Buna değer. Nasıl da çabuk bitti. Ama şimdi biraz eğlenebiliriz. Şimdi sıra bende. Bana gelin güzel çocuklarım. Cips nerede? Kolunuzu daha sert sallamaya çalışayım. Mutfak yeteğini göstermek zorunda kalacaksın galiba. Ya da çiğ patates böyle yiyeceğim. Üf, çok iğrenç. Yeni yemekler için sabırsızlanıyorum. Çikolata harika. Ben de mutluyum. Acele et, ağzım sulandı. Bu çikolatayı kavanozdan çıkarmak o kadar kolay değil. Tamam, gizli bir silahım var. Dondurma kaşığı. İyi fikir. Dikkat et Zak. Kusura bakma, gücüm yetmedi. Her şeyi yiyeceğim, merak etme. Vay be, bu bir tost makinesi. Ve taze ekmek. Onu buraya koyacağım. Bence utanmayalım, hepsi sar. Korkarım bu kötü bitebilir. Her şey kontrol altında, endişelenmem. Hayır, tost makinesi çıldırdı. Bize ekmek fırlatıyor. Kendimi savunacağım. Harika oldu. Şimdi Nutella ile tosta güç toplamalıyım. Çok leziz. Parmaklarını yersin. Kırmızı düğme mi? Onunla ne yapacağız? Basmaya çalışalım. Bir şeyler görüyorum. Harika. İçeride ne olduğunu kontrol etmeliyiz. Kovam aşağı inmiyor. Düğme sıkışmış galiba. Sabırlı ol Monika. Bana ise afiyet olsun. Çikolatalı damlalar harika.
Çok komik çıtır. Başaracağım, eminim. Sen onu yaparken lezzetli bir şeyle yapacağım. Çikolata sosu harika. Ben de sos istiyorum. Hadi aşağı in. Artık yemek yerken seni sakin sakin izleyemiyorum Zak. Bu durumdan nasıl çıkacağımı biliyorum. Al bakalım. Sonunda çikolata damağlarını tadabildim. Haklıydın, çok lezzetliler. Bu bir jöle. Çok seviyorum. Ben de. Bak ne kadar komik sallıyorlar. Şimdi ondan alışmadık bir şey yapacağım. Bir kokteyl tüpüne. Bir sürü kokteyl tüpüne gerekiyor. Onları doğrudan jölenin içine daldırıyorum. Birkaç saniye bekliyorum ve çıkarıyorum. Monika bak, tatlı çikolata var. Merak ediyorum nasıl tadı. Normal değil. Ben de jöle yiyeceğim. Ne büyük parça. Bu jöle o kadar büyük ki ağzıma zor sığar. Fakat bu zorlukların üstünden gelmeye hazırım. Monika, görünüşe göre artık jöleye dönüşmüşsün. Sadece biraz sarsıldım. Ne büyük pastalar. Onları kesmek için büyük bir şeye ihtiyacımız olacak. Örneğin benim testere. Hadi gidelim. Nasıl da korkunç. Bence çok eğlenceli. İyi işte. Şimdi deneyebiliriz. Monika gözlerime inanmıyorum. Hepsini yedin mi? Pasta çok güzeldi. Duramadım. Benim son denemek zamanım geldi. Hadi bakalım. Bu krema çok lezzetli. Hepsi bu. Sadece çilek kaldı. İştahım bayağı iyiymiş. Yumurta çok da güzel değil. Tamamen katılıyorum. Denesek mi? Ne güzel renkler. Ama ne iğrenç bir tat. Bakamıyorum şuna. Ama hepsini yemeliyiz. Vay canına. Bu bir çikolata yumurtası. Ve içinde şeker var. Ne kadar leziz. Acaba bende ne var? Bakalım. Bu gerçek. Şunlara baksam. Hayır ya. Belki bu. Of ya. Son bir şans kaldı. Çikolataya benziyor. Hayır ya. Bu da gerçek. Ne iğrenç. Sadece biraz şanssızsın.